Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hurma tatlısı yapacağım. Evde kalmış yemediğiniz hurmaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben buzdolabına koydum, beklettim ve şimdi size şeklini ve tadını göstereceğim nasıl olduğunu. İnanın kahvelerin yanına mükemmel bir lezzet oluyor. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Tarifimiz için gerekli malzemelerimiz benim 500 gram yani yarım kilo hurmam vardı evde. İsterseniz daha az da yapabilirsiniz, daha da çok da yapabilirsiniz. 2 kaşık fındık ezmem, 1 çay bardağı Hindistan cevizim, 1 çay bardağı şöyle iri dövülmüş fındığım var. Siz ceviz de kullanabilirsiniz. Ve balım var. Yarım su bardağı kadar da balım var. Eğer çok tatlı olsun istiyorsanız balınızı biraz daha arttırabilirsiniz. Ben hurmalarımı güzelce yıkadım ve içinin çekirdeğini ayıklayalım şu şekilde. Şuralarını bir bıçak yardımıyla alalım. Ve bütün çekirdeklerini içlerinden alalım. Hurmalarımı temizledim. Bir robot yardımıyla hurmalarımızı parçalayacağız. Kahvenin yanında mükemmel bir lezzet oluyor. İnanın, yani çok ama çok beğeneceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir tat. Bu şekilde hurmalarımızı iyice robottan geçirelim ve parçalayalım. Bu şekilde robotumda güzelce parçaladım. Olabildiğin kadar robotunuzda parçalamaya çalışın. Şimdi içine balı dökelim. Şu şekilde sıyıralım. Hindistan cevizimizi dökelim. Fıstık ezmemizi de bütün malzemelerimizi içine dökelim. Ve bir eldiven yardımıyla güzelce malzemelerimizi ovalım. Hepsi birbirine iyice girene kadar harmanlı ovalım güzelce. Bütün malzemelerimizi çok iyi bir şekilde yoğuralım. Kaşıkla yapmanız çok zor olacaktır. Onun için elde yapmanız daha iyi olur. Streç film serelim. Bu şekilde tezgahımıza ve streç filmimizin üzerine bütün harcımızı yayacağız.
kaşık yardımıyla bu şekilde inanın bir tane yiyen devamını isteyecek sizden. Garantisini verebilirim bunu. Ben çok çok ama çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi şu şekilde şekil verelim. Ve buzdolabına koyacağız. 2-3 saat donmasını bekleyeceğiz. Kahvemizi yapıp güzelce yiyeceğiz. 2-3 saat bu şekilde dinlendirdikten sonra kahvemizi hazırlayıp servise hazır hale getireceğiz inşallah. Şöyle yuvarlak yapın iyice. Bunu da bu şekilde buzdolabına girmeye hazır. Bu şekilde bir bıçak yardımıyla şekil vereceğiz, keseceğiz ve ben hurmalarımı Hindistan cevizine batırarak daha lezzetli olmasını sağlayacağım. Misafiriniz geldiğinde hazır bir tatlı oluyor bu. İnanın çok lezzetli oluyor. Size şöyle göstereyim. Şu şekilde süsleyerek tabaklarınıza koyabilirsiniz. Lütfen eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.